AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma hakkında önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yapacaklarını söyledi. Güler bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz indirimi zamanlamasını tartışmadan önce bu yılın da ötesinde enflasyon hedeflerini tutturabileceklerinden emin olmak istediklerini söyleyerek erken faiz indiriminden endişelenen yabancı yatırımcılara bugüne kadarki en vurgulu mesajını verdi. Karahan bu yılki hedefi tutturmak, kredibilite kazanmak için kritik ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak bunun nihai hedef olmadığını not etmek gerekir dedi. Türkiye'nin cari dengesi Mayıs ayında 1,24 milyar dolarla beklentilerin altında açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Mayıs'ta yıllıklandırılmış cari açık 25,2 milyar dolar oldu. Nisan'da bu rakam 31,7 milyar dolar düzeyindeydi. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Mayıs ayında 3,3 milyar dolar fazla verdi. Merkez Bankası verilerine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Mayıs'ta 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net hata noksan tarafında ise Mayıs ayında 5 aydır görülen çıkış ivmesi güçlü bir şekilde tersine döndü. Mayıs ayında net hata noksan fazlası 4,5 milyar dolar oldu. Net hata noksan da Mayıs ayından önceki 5 ayda 18,9 milyar dolarlık çıkış görülmüştü. Amerika'da Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi yüksek fiyatların hane halkına ve ekonomiye olumsuz etkileriyle 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Amerika'da Tüketici Güveni Endeksi Temmuz ayında 68,2'den 66'ya düştü. Bloomberg'un anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 68,5'tu. Tüketicilerin gelecek yıl için enflasyon beklentileri %3'den %2,9'a geriledi ve böylece enflasyon beklentisinde düşüş ikinci ayda da devam etti. Amerika'nın yatırım bankalarından JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. JP Morgan Chase'den yapılan açıklamaya göre bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25 artarak 18,1 milyar dolara çıktı. Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 arttı, 3,2 milyar dolar oldu. Banka 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,9 milyar dolar net kar elde etmişti. Wells Fargo'nun bilançosu ise net kar tarafında ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalışla 4,91 milyar dolara indi. 2023'ün aynı çeyreğinde Wells Fargo 4,94 milyar dolar kar elde etmişti. Evet, küresel piyasalarda bu akşam Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü, Spin Danışmanlık Kurucusu sevgili Özlem Derici, Şengül ve NorCM Kurumsal İlişkiler ve Satış Müdürü sevgili Ahmet Uluhan var. Sevgili Özlem stüdyoda, Ahmet Uluhan ise bize Skype'tan bağlanıyor. Ahmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk anne, merhabalar. Merhaba. Özlem, merhaba. Merhaba. Ve Özlem sana daha kocaman hoş geldin. Evet, evet. seyahatler, tatiller. Evet. Mis gibi dinlenmiş. Çok böyle iyi. Akça pakça güzel dinlenmiş bir suratla karşımdasın. Aynen. Oh, keyfin olsun. Çok çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi gerçekten de. Genelde böyle Temmuz-Ağustos aylarıdır. Bu sefer Haziran tatil zamanı oldu benim için. Tam yaza girip yani hemen çok kendimi güzel denize... olmuş. Tenis attım, çok iyi geldi. İnşallah bundan sonrası da iyi geçer. Belli oluyor, belli oluyor iyi geldiği de. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Özlemiştik seni. Efendim yine küresel piyasalarda içeriden dışarıya bütün piyasalara baktığımız bir yayın sizleri bekliyor. Önce
rakamlara bakalım ama. Haftanın son işlem günü nasıl geçmiş? Borsa İstanbul'da 11.000'in üzerindeki hareket bugün de devam etti. 0,37'lik bir primle endeks günü 11.064 seviyesinden kapattı. Pariteler tarafında dolar TL'de 0,61, euro TL'de ise 0,56 kadar bir yukarı yönlü hareket var. Dolar TL'de işlemler 33,04-15 seviyesinden, euro TL'de ise 36,03-52 seviyesinden geçiyor. Dolar endeksinde an itibariyle hafifçe aşağı yönlü bir hareket var ama 104,033 kadar 104,09 seviyesini orada görmekteyiz. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlere de şahit olduk. Euro dolar paritesi 1,09'un üzerine attı. 0,35'lik bir yukarı yönlü hareket bizi 1,09-0,6'ya getirdi. Tabii dolar endeksinde aşağı yönlü hareketin katkısı var orada. Viyop 30'da an itibariyle işlemler 12.723 seviyesinden geçiyor. 0,11'lik bir prim var Viyop 30 tarafında da. Avrupa bugün yeşillere büründü. Son derece iyi bir gün geçti. Bir miktar İngiltere borsasının geriden geldiğini görüyoruz. Orada 0,36 kadar bir prim kaydedildi haftanın son işlem gününde. Onun dışında Kakaran'da, Alman borsasında, Milano borsasında epeyce kuvvetli primler var. Örneğin Kakaran tarafında 1,27, DAX'ta ise 1,15'lik bir yukarı yönlü hareket var. İtalya'nın FTSE MIB endeksinde de %0,76'lık prim gördük kapanış itibariyle. ABD borsalarında da yön yukarıda, yani adeta bir yeni ralliye doğru hareket ediyorlar. S&P 500 tarafında bir miktar kar realizasyonu vardı ama bugün orası da artık tamamen ralliye katılmış gibi görünüyor. %1,19'luk bir primle an itibariyle 5.651 seviyesindeyiz. Dow Jones'ta da yine %1,19'luk 12'lik bir prim bizi 40.197 seviyesine taşımış durumda. ABD borsalarındaki iyimserliği ayrıca konuşacağız. Tahvil getirilerinde ise geri çekilme var. 4.18 10 yıllık tahvilin getirisi, 5 yıllık tahvilde 4.10 seviyesini ve 2 yıllık tahvilin getirisinde de 4.45 seviyesini görmekteyiz. Yön aşağıda. Evet, son olarak emtia tarafına da bakalım. Spotla gram ayrışmış. Spot altında hafifçe aşağı yönlü bir hareket var. 2414 dolar 13 sent seviyesini görüyoruz. Ama gram altın tarafında bir miktar dolardaki kuvvetlenmenin de etkisiyle 2564 lira 66 kuruş seviyesi var ve bir 0,61'lik bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'e baktığımızda 58.252 seviyesini görüyoruz. %1,22'lik bir yukarı yönlü hareketle birlikte. Petrol tarafında ise geri çekilme var. Brent petrol tarafında 0,40'lık bir geri çekilmeyle 85 dolar 06 sentten işlemler geçiyor. Amerikan tipi ham petrolde de 82 dolar 18 sent seviyesini görüyoruz an itibariyle 0,53'lük bir geri çekilmeyle birlikte. Evet, tekrar hoş geldiniz küresel piyasalara. Stüdyoda Özlem Derici, Şengül ve Skype üzerinden de sevgili Ahmet Uluğan'la birlikteyiz. Arkadaşlar, önce içeriden başlamak isterim bu akşam müsaadenizle. Şu cari denge rakamlarını bir hatırlayalım, ondan sonra onun üzerinden konuşmaya başlayalım. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs ayında cari denge 1,24 milyar dolar açık verdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari dengenin bu rakamın yaklaşık 300 milyon dolar üzerinde 1,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Geçen ay cari açık 5,29 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Geçen yılın Mayıs ayında ise cari açık 7,8 milyar dolar olmuştu. Mayıs ayı itibariyle 12 aylık cari açık 25,2 milyar dolar düzeyine geriledi. Bir önceki ay 12 aylık cari açık 31,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Mayıs ayında 3,3 milyar dolar fazla verdi. Net hata noksan kalemi de Nisan ayında 282 milyon dolar açık verirken Mayıs'ta 4,47 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış net hata noksan kalemi ise Mayıs'ta 6,43 milyar dolar açık verirken önceki veri 20,51 milyar dolar açık seviyesindeydi. Evet Özlem, nasıl değerlendiriyorsun gelen son verileri? Öyle başlayalım. Evet, Mayıs ayı hakikaten önemli bir aydı çünkü biliyorsunuz sermaye girişlerinin canlandığını gördük. Yani yerel seçim sonrasındaki oluşan hareket
Mayıs ayında kendini çok göstermişti. İki ay geriden gelmesi birazcık bizi tabii yoruyor, öyle söyleyeyim, ödemeler dengesinde, ama yine de kesinleşmiş. Net verileri görmek açısından önemli. 30 milyar doların altına zaten düşmesini bekliyorduk ama 25 milyar dolar tabii şu anda 12 aylık toplam cari açık %3'ün de altında gayri safi yurt hasılaya oran olarak. Ve birkaç tane olumlu faktör bir araya gelirse, bunlar beklentiler dahilinde ama tabii riskler var. Belki %2'nin altına doğru bile bir gidiş söz konusu olabilir. Şu an için benim temel senaryom olmasa da. Bu yönde de bir hareket söz konusu olabilir. Birkaç tane olumlu göstergeden kastım, yani ihracatın, daha doğrusu küresel talebin bir parça daha toparlanmasını bekliyoruz yılın sonuna doğru. Turizm gelirleri, işte ehvenişer gidiyor, belki bir parça daha canlanır. İthalat, altın ithalatındaki düşüş bugünkü verilere de zaten yardımcı olmuştu. Bu taraftaki hareket devam ederse, hepsi bir araya gelirse sermaye girişi zaten hani kuvvetli devam ediyor gibi görünüyor. Cari açıkta düşüşün devam ettiğini göreceğiz. Dolayısıyla da uzun zamandır görmediğimiz düzeyde bir yıllık cari açığa kavuşacağız gibi görünüyor. Görmediğimiz düzeyde dediğim, aslında yani hani çok düşük cari açık rakamları geçtiğimiz senelerde de görüldü ama böyle sağlıklı bir kompozisyon içerisinde olmamıştı. Bu anlamda veriler oldukça önemli. Sermaye tarafına baktığımız zaman da orada çok kırılgan bir yapı var biliyorsunuz. Yani net hata noksana, mevduat, efektif ve mevduatlara dayalı bir sermaye yapısı var veya sıcak paraya dayalı diyelim daha genel tabiriyle. Şimdi ise burada bir tık sadece henüz böyle sırtımızı rahatça arkaya dayayabileceğimiz şekilde değil ama en azından en sıcak paradan daha az sıcak paraya diyelim. Yani portföy girişlerinde hafif hafif canlanma var. Biz portföy girişlerini de çok bayılmıyoruz yani, evet, aslında. Ama mesela 10 milyar dolara yakın, 12 aylık toplam bazda konuşuyorum, banka Eurobond ihraçları aracılığıyla gelmiş durumda. Veya DIPS tabii biliyorsunuz, yani tahvil piyasasına girişler çok kuvvetli. Dolayısıyla kamu Eurobondları ve normal devlet tahvilleri önemli hani kaynaklar olmaya başladı. Dediğim gibi sıcak para mıdır? Evet, sıcak para, ama en azından bir tık daha güvenli diyelim sıcak para. İstediğimiz şey ise daha çok uzun vadeli krediler, proje finansman kredileri, işte doğrudan yabancı yatırım, bu kanallardan gelmesini istiyoruz. Kompozisyona baktığımız zaman henüz bu noktada değiliz ama en azından hani efektif ve mevduattan birazcık daha çıkan, daha kredilere doğru yönelen, net hata noksanın azaldığı, onun yerine rezervlerin artış gösterdiği bir kompozisyon tabii nispeten daha olumlu. Bir de daha yeni başında sayılırız. Ya başında sayılırız dedim, hani Mayıs verisi bu. Hani Mart'ta biz seçimi atlattık, Mart sonunda. Nisan geçti, Mayıs verisini aldık. Dolayısıyla önümüzdeki aylar hem cari tarafta turizmle ilgili gelişmeleri görmek açısından, ihracatla ilgili gelişmeleri görmek açısından, hem de sermaye tarafında sermayenin kalitesini görmek açısından önemli olacak. Ben iyimserim bu konuda. Gri listeden çıkma, not artışı beklentileri, bunlar sermayenin kalitesini de etkileyecektir önümüzdeki dönemde. O açıdan ben oldukça olumlu yorumladım tabii veriyi. Şimdi Moody's'in değerlendirmesi yaklaşıyor ve o yaklaşırken de piyasa ufak ufak yorumlarını da yapmaya başladı. Bugün Forex'in bir anketi vardı ve orada bir not arttırımı öngörülüyordu. Ne dersin Ahmet, yani hali hazırdaki fiyatlamayı öyle yorumlayabilir miyiz bu beklentiye? Çünkü yeniden 11.000'in üzerindeyiz, o 10.800 seviyesinin altına inmiştik, bir endişelendik çünkü 11.000'ler bekleniyordu ama şimdi yeniden onun üzerindeyiz. Piyasadaki fiyatlamalar makro verilerle de birlikte tabii neye işaret ediyor? Senin yorumunu da almak isterim bu noktada. Evet Hande, yani bir defa son süreç içerisinde, aslında çok daha öncesine gidersek de, genel olarak politikaların özellikle ekonomiye yönelik yansımalarının pozitif sonuçlarını aşama aşama görüyorduk. Evet, bir seçim atlattık. Öncesinde belki ufak çaplı olsa kendi içimizde bir badire tarzında belki piyasalar nezdinde bir türbülans yaşandı ama sonraki süreç içerisinde işte rezervlerin artması, bugün gelen veri üzerinden zaten cari açıktaki bu iyileşmenin, ki Özlem çok güzel özetledi, pozitif etkilerini görüyor olmamız. Yani bir şekilde biz izlenen politikaların doğru sonuçlarını almaya başladık. Tabii bunlar belli bir noktaya geldiği zaman da daha
net sonuçlar görebileceğimiz hadiseler yaşıyoruz ki işte sen de bahsettiğin gibi gri listeden çıkmak çok çok kritik ve önemliydi. Yani 2021 yılında alındığımız listeden sonra özellikle Türkiye'ye yönelik sermaye akışlarında çok ciddi anlamda geri çekilmeler ya da kesilmeler söz konusuydu. Burada bir defa ortodoksi politikalara yönelmenin ve az önce de ifade ettiğim gibi politikaların doğru işlemesi ve doğru sonuçlar üretmesiyle beraber bu aşamaya gelindi. Tabii gri listeden çıkmamızla birlikte de aslında bu hafta Merkez Bankası verilerinden de edindiğimiz bilgiye göre özellikle Mayıs ayından itibaren yabancı tarafında yine böyle bir iştahsızlık söz konusuydu. Özellikle hisse senedi tarafında daha çok yabancı satışlarına şahit oluyorduk. Baktığımız zaman özellikle gri liste sonrası hem tahvil tarafında hem de hisse senedi tarafında tekrar yabancının bir ağırlık oluşturduğunu ve para girişlerinde özellikle tekrar imelendirdiğini görüyoruz. Yani bunlar olumlu bir şekilde bu gelişmelerin piyasa fiyatlamalarına etkilerini görüyoruz. Tabii şimdi Moody's var önümüzde. Moody's'in son değerlendirmesinde görünümümüz özellikle durağından pozitife çekmişti ki o andan itibaren zaten Moody's'e dair bir sonraki değerlendirmede not artış ihtimalinin yüksek olduğunu piyasalar not almıştı. Yanılmıyorsam Ocak ayı gibiydi bu karar. Orada da Moody's'in alt başlıklarda özellikle vurguladığı birkaç noktadan bir tanesi de yine cari açık dengesi üzerinde. Yani cari açığın Türkiye'de izlenen politikalarla beraber aşama aşama azalacağına yönelik özellikle vurgu, beklenti vurgusu yapmıştı. Tabii bunu da aldığımız zaman, bu notu da baktığımız zaman ben Moody's'ten not artırımını %100'e yakın görüyorum. Yani çok güçlü bir ihtimal olarak görüyorum. Piyasalar da böyle görüyor. Özellikle yabancı girişinin dönüşü ve Moody's'e dair beklenti, o algının güçlenmesiyle zaten endeksin haftayı çok iyi kapattığını gördük. 11 bin üzerinde hatta ufak da olsa yeni bir zirve seviye test ederek kapatmış oldu. Ben bu olumlu havanın önümüzdeki haftada özellikle Moody's beklentileriyle beraber devam edeceğini düşünüyorum. Yani 11 bin üzerinde biz yeni zirveler önümüzdeki hafta çerçevesinde görmeye devam edeceğiz. Bir ihtimal herhalde 11.200-11.300 gibi böyle biraz yuvarlak rakamlar söylüyorum ama bu kademelere doğru tırmanışını ivmelendirebilir borsa endeks. Bu seviyelerde de muhtemelen biz Moody's'i karşılıyor oluruz diye düşünüyorum. Peki sen ne dersin Özlem? Moody's'in not artırımı yolda mı sence de? Evet evet artık yani Ahmet'in dediği gibi %100'e yakın diyebiliriz. Hatta anketlerde hani iki not artışı da bekler misiniz gibi sorular geldi arkadaşlardan. Ben iki not artışı beklemiyorum ama muhtemelen üst üste not artışları görüyor olacağız. Yani görünümün pozitifte tutulmasını dolayısıyla yeni not artışlarının önünün açık bırakılmasını bekliyorum ben de. Peki şimdi tabii enflasyonla ilgili tartışmalar devam ediyor tüm hızıyla. Tabii. İşte bu hafta içerisinde gerek işte en son gelen Haziran verisi, onun arkasından işte kamuoyunda tartışılan sepetteki maddelerin fiyatları gerçeklerden çok uzak oluşu, sonra TÜİK'in bir TÜİK Başkanı'nın bir basın toplantısı yapması, orada söylediği sözler ve değerlendirmeler vesaire derken tabii mevcutta da biz özellikle baz etkisiyle birlikte artık bir faiz indirimi konusunu konuşmaya başladık. Her ne kadar bugün yine Sayın Karahan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu söylentileri bir anlamda bertaraf etmek adına diyeyim ya da o anlama gelebilecek açıklamalar yapmış olsa da ki ne demişti hatırlayalım. Faiz indirim zamanlamasını tartışmadan önce bu yılın da ötesinde enflasyon hedefini tutturabileceklerinden emin olmak istediklerini söylemiş. Aslında Merkez Bankası ayağını sağlam basıyor her anlamda. Ama tabii işin bir de maliye politikası tarafı var ve nihayetinde hani hükümetin alması gereken bazı kararlar var. Yine de bütün bunlara rağmen Fatih Karahan da bu açıklamayı yapmış olmasına rağmen bir takım baskılar da gelecektir diye konuşuluyor. Özellikle işte ihracatçının kur baskısı, işte diğer yandan reel sektörden işte faiz indirimi, yine kredi maliyetlerinin artmış olmasından dolayı baskı falan vesaire ve bunlara acaba Merkez Bankası direnecek mi? Bir de çok konuştuğum sorusu
olmaktan ziyade konuştum, özür diliyorum. bazen oluyor ve mesleki deformasyon. Bir de tabii şu da konuşuluyor. Günün sonunda biz yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi görecek miyiz? Ne kadar göreceğiz? Yabancı kurumlardan da göreceğiz minvalinde açıklamalar var. Sen ne dersin? Bitti. Hadi gidelim. Görmeyeceğiz değil mi? Ben böyle kısa bu kadar. Haluk'la Mete'nin kulakları çınlasın. Onların cevapları böyle oluyor. Bıcıkları bir yolluyorum. Ben böyle 5 saat soru soruyorum. Hayır. Veya hayır, evet deyip böyle ben daha da çok yerin dibine giriyorum. Allah'ım çok konuştum. yok yani faiz indirimi tartışmaları aslında faiz artışı durduğu zamandan beri var hakikaten de. Ne zaman olacak acaba? Artık tamam, sıkı para politikasının sonuna geldik vesaire. Ben çok çok tehlikeli buluyorum bu şeyi, bu tartışmayı, bu beklenti oluşumunu veyahut da bu yönde beni çok şaşırttı. Mesela bazı yabancı kurumların hakikaten dediğin gibi bazı söylemleri oldu. Hakikaten çok şaşırttı. Yani %60-70'i olan bir enflasyonu olan bir ülkede ne faiz indirimi Allah aşkına yani. O yüzden de başkanın bu yılın da ötesinde lafını ben çok önemsedim. Sanki bu sene sonuna kadar biz bir şey yapmak zorundaymışız da bu sene işte 40 küsür bekliyoruz biz, işte 38 Merkez Bankası bekliyor. Orayı halledince müthiş bir enflasyonda kazanım elde etmişiz de filan gibi bir böyle bir hava var. Bu gerçekten çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü normal şartlarda ne bekleriz? Diyelim ki 40 küsüre indi. Beklenen enflasyonda 20 küsür. Ama bu bizlerin, yani teknik olarak bakan kesimin yaklaşımı. Halbuki halk gerçekleşmeyi beklentiyle birbirine yaklaştırıyor. Yani 40 küsurlara düşse, bir sonraki senenin beklentisi 20 küsur olmayacak ki biz politika faizini 50'lerden atıyorum 40'lara 30'lara indirelim. Dolayısıyla o 50'nin arttırılmayacaksa bile, bakın yani bırakın düşmeyi, o kadar uzun süre sabit kalması gerekiyor ki artık aklımızdan 50, 40 vesaire enflasyon çıkana kadar, o beklentiler çok daha düşük seviyelere çıpalanana kadar sıkı para politikasının devam etmesi gerekiyor. Evet, haklısın. Yani bazı kesimler, ihracatçılar olsun, reel kesim, hane halkı, kredi kartı kullananlar. Evet, ama bu işin maalesef ki genele yayılmış bir, ne diyeyim, cefa hani çekmeden veyahut da maliyetini hep beraber üstlenmeden, mücadeleyi hep beraber vermeden maalesef ki çıkış yolu yok. Biz bunu 2001 krizinden sonra da yaşadık. İşte 2018'deki böyle sıçradı geri geldi falan, o zaman da bir parça yaşadık. En derini ama hani yakın tarihte 2001 krizi zamanında yaşadık. Eğer bu şeyi kıramazsak, o zamanlarda 2 seneyi bulmadan hemen tekhaneliğe gelmişti 70'lerden enflasyon. 2018'de 20 küsürler 30'lara doğru gidiyordu, yine tekhaneliğe doğru hareket ettiğini gördük. Sıkı para politikasıyla gerçekleşti bu. Ama bu seferki durumda o kadar kötü bozuldu ki beklentiler, öyle 6 ayda 1 senede aman hani düşürdük biz bunun belini, kırdık. Düşürelim artık şeyi, faiz oranını diyeceğimiz noktada değiliz. Onun için kesinlikle söz konusu olmaması lazım. Ahmet, sen ne dersin? Piyasanın sabırsızlığı gerçekten dikkat çekici. Sen de bekler misin böyle bir faiz indirimi? Tabii beklersen nasıl bir gerekçeyle, bize biraz anlat. Ben yani bir defa Özlem'e katılıyorum. Yani son derece hani riskli bir alan. Yani şu anda şu aşamada biraz işte baz etkisinden kaynaklı olarak şimdi enflasyonda daha sert, seri bir belki düşüş eğilimi bekleniliyor. Belki bunun cesaretiyle bir miktar piyasada bu gündeme geliyor olabilir ama kesinlikle riskli olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bir şeyleri daha somut görmemiz gerekiyor. En azından enflasyonda daha kalıcı, ciddi bir düşüş olduğunu, ivmelenme olduğunu, aşağı yönlü bunu görmek kadar hissetmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman evet, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi var. Piyasada yine yıl sonuna yönelik farklı tahminler var. Ama bir de hissedilen tarafta hane halkının baktığınız zaman beklentisinin oldukça daha normal yıl sonu beklentilerine göre Merkez Bankası'nın çok çok uzağında olduğunu görüyoruz. Yani haliyle burada bugünden faiz indirimi konuşmak
ihtimaller dahilinde belki konuşabiliriz. Yani gerçekten iyi sonuçlar alındığı durumda işte matematiksel olarak siz eğer ki %40'lara kadar çekerseniz orada bir 5 puanlık, 50 bas puanlık işte geri faizde bir düşüş kararı alabilir misiniz? Alabilirsiniz ama bunu tartışmaya sürmenin oldukça riskleri var kesinlikle. Fakat hani %100 de ihtimal dahilinde değildir demek de zor. Çünkü bu baz etkisinden kaynaklı olarak özellikle enflasyondaki düşüş eğiliminin, ivmelenmenin az önce de ifade ettiğim gibi belirgin bir şekilde görünmesi bir defa evet şu anda Sayın Başkan'ı da dinlediğimiz zaman daha temkinli bir duruşla yaklaştığını görüyoruz ama o noktadan itibaren daha cesur yaklaşımlarda bulunur mu onu bilemiyorum. Çünkü işin bir ucunda da sonuçta Türkiye'de ekonomiyi konuşurken, enflasyonu konuşurken işin siyaset tarafının da bu işin bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Ben bugün başkanı bir defa hani Bloomberg'e vermiş olduğu bu söyleşide son derece yerinde ifadelerle yaklaşımda bulunduğunu gördüm. Ayrıca büyüme tarafında ılımlı büyümeye yönelik daha çok bir gidişat olduğuna vurgu yaptı görebildiğim kadarıyla. Bence bu oldukça önemli. Yani demek ki burada biz özellikle enflasyonla mücadeleyi ön planda tutmayı zaten devam edeceğiz. İzlediğimiz politikalarda zaten bunun bir yansımasını, bunun bir sonuçlarını aşama aşama görmeye devam edeceğiz. Ancak o kalıcı düşüşü gerekirse ılımlı büyümeyi razı olarak belki uzunca bir süre daha tutmaya da devam edeceğiz yönünde. Ben biraz daha bu mesajı aldım. Yani önemli bir süreç. Sekteye uğratmamak gerekiyor. Çok örneği var. İşte Amerika önümüzde zaten faizleri oldukça belli bir seviye çektikten sonra yaklaşık uzunca bir süredir, yani bir yıl aşkın süredir belki de o seviyede faizleri tutmaya devam ediyor. Hatta fiyatlamalara baktığımız zaman belki beklenenin üzerinde daha uzun süre faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceğini bile söyleyebiliriz. Burada esasen ılımlı büyüme ya da daha yumuşak geçişle bu süreci dengeli bir şekilde götürdüklerini de görüyoruz. Dünyada olduğu gibi bizde de şu anda politika biraz böyle işliyor. Bunu başarabilirlerse 2024 sonu için çok emin konuşamam ama yani 2025'te biz zaten muhtemelen faiz indirim süreçlerine dair yorum yapmaya ya da bunu tartışmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi birazdan tabii daha detaylı konuşacağız ama Fed'in de faiz indirimleri aslında yılın son çeyreğinde bekleniyor. Hele ki şu son gelen verilerden sonra işte enflasyon verisi olsun, ondan önce tarım dışı keza öyleydi. İyiden iyiye Eylül ayı fiyatlandı. İşte hatta Eylül'de başlayıp Kasım, Aralık bir dahaki Eylül'e kadar böyle 25-25 gideceğini söyleyen bir City var mesela. Ya da işte seçim öncesinde yapıp ondan sonra seçimden sonra eğer Trump gelirse Aralık ayında bir kez daha bir faiz indirimi. Acaba bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da bir ne diyelim kuvvet verir mi? Eğer Fed'in faiz indirimini görürsek 2025'i beklemeden biz de bu yıl buna teşebbüs edebilir miyiz? Bunu da hesaba katmak gerekir mi? Ne dersin Ahmet? Ya bir defa elimizi güçlendireceği kesin. Yani ABD tarafında özellikle genişlemeci politikaların biraz daha ön plana çıkması, gelişmekte olan ekonomilerin kendi işlerindeki reaksiyonlarına ya da genel yürütmekte oldukları işte ekonomi politikalarına dair kompozisyonlar noktasında ellerini daha da rahatlayacağı kesin. Fakat tamamıyla oraya baz alarak burada bir aksiyon alınacağı yönünde çok bir kanaatim yok. Yani burada özellikle zaten Amerika'da belki birazdan daha geniş konuşuruz ama şu anda genel veri akışının desteğiyle birlikte piyasaların beklentilerinde bir güçlenme var. Ama Fed tarafının ben direkt Eylül'de aksiyona girip girmeyeceği noktasında halen en şüphelerim var diyebilirim. Tabii orada artık bir ayak sesleri duyuluyor, yani bir ışık görüldü temelde. Fakat bizim tarafa baktığımız zamansa bu gelişmeler mutlaka yani bizim elimizi güçlendirecektir, konjektürel olarak güçlendirecektir. Fakat Fed'le beraber direkt aksiyon almak belki o da yanlış bir politika olur. Onu biraz da yaşayarak belki göreceğiz. Peki Fatih Karahan'ın açıklamalarından bir not da şöyleydi Özlem. Diyor ki liranın reel olarak değer kazanmasının mühendisliğini yapmıyoruz. Bu daha çok faizlerin yüksek olduğu bu politikanın doğrudan bir sonucu. Şimdi bu politika da aslında bir miktar, daha doğrusu Türk lirası ile ilgili sürdürülen politika da endişe verici olabiliyor. Yani nereye kadar
Belki bir noktada acaba tutamayacak mıyız? İşte kur alıp başını gidecek mi? Efendime söyleyeyim. Gibi gibi soru işaretleri var yani. Hem piyasa nezdinde var, hem yatırımcılar nezdinde var. İş dünyası, reel sektör zaten kura, özellikle ihracatçı takık durumda. Evet, amiyane evet. Tabiriyle. Ne dersin acaba? Orada endişe edecek bir durum var mıdır? Yoksa bu politika kontrol altında mıdır ve Sayın Karahan'ın açıkladığı üzere bu faiz politikasının sonucu olarak mı Türk lirasındaki bu değer kazancını görmekteyiz? Biz nasıl anlamamız lazım daha doğrusu bu yorumu? Yani faiz politikasının çok büyük bir katkısı var tabii ki de. Hı. Yani baktığımız zaman hisse senedi belki geri planda kalmış olabilir ama tahvil piyasası ve swap piyasasına girişler çok çok büyük boyutlarda. Seçimden sonraki haftaları topladığımız zaman 20 milyar dolara yakın bir swap piyasası girişi var. Çok yüksek meblağlarda tahvil piyasasına. Dolayısıyla da sermaye girişi çok gözle görülür boyutlarda. Bunun yansıması elbette değerlenme şeklinde gerçekleşecek. Nominal değerlenmeyi görmememizin nedeni Merkez Bankası'nın alıyor olması. Hı hı. Rezerv birikimine olanak tanıyacak şekilde piyasadan hani alıyor olması. Dolayısıyla da biz aslında çok daha derin bir şekilde diyeyim değerlenmeyi hissediyor olabilirdik. Şu anda rezerv birikimi çok kuvvetli olduğu için ben bu politikanın çok büyük tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani ola ki bir sıçrama yaşadık, bir sular çekildi diyelim ki bu sermaye girişi bu şekilde devam etmedi. Bir şey oldu, ABD seçimleri atıyorum, bir jeopolitik risk vesaire, konjonktür terse döndü. Merkez Bankası önemlice bir cephaneyi de biriktirmiş oldu bir yandan da. Ben hani en nihayetinde bu yönetimin kesinlikle serbest piyasaya bırakılması gerektiğini savunuyorum. En nihayetinde yapılması gereken bu. Ama diyelim ki tam bu inşa diyelim döneminde bir yol kazası oldu. Merkez Bankası müdahale edebilecek durumda. Yani aşırı dalgalanmaları aşağıya veya yukarı yönde absorbe edebilecek durumda. O anlamda öngörülebilirliğin faydalarından yararlanmak lazım bu dönemde. Hmm. Yani aşırı değerli veya aşırı değersiz kur beklentisi içinde olmak yerine ihracatçılar veya ithalatçılar kanalını söylüyorum. Stabil kurun hani öngörüleri yarattığı öngörülebilirliğin meyvelerini faydası. Yemek lazım. Çünkü biz böyle hep çok kur üzerinden konuşuyoruz. Halbuki ihracat dediğimiz zaman veya dış ticaret dediğimiz zaman dış talep birincil değişken. Ve dış talep koşulları şu an biz yani kuru 8'den 30 küsura geldi yıllar içerisinde. Biz böyle ihracat şampiyonu olmadık dünyada. Evet. Dolayısıyla dış talep koşulları çok önemli ve şu an henüz faiz indirimleri böyle tam hızıyla da başlamadığı için reel aktivite diyelim küresel büyüme %3'ün üzerine çıkamıyor dünyada. Asya tarafı halen böyle ittire kaktıra gidiyor. Amerika faiz indirimlerine başlamadığı için ekonomik aktivite kontrollü bir şekilde yavaşlatılıyor. O yüzden ihracatı ne kadar arttırırsak, arttırmaya çalışırsak çalışalım kur üzerinden bunu yapmanın yolu yok. Ha, var yolu işte inovasyon, hep konuştuğumuz şey katma değerli üretim vesaire. O noktada olmadığımız için küresel talebe bağlıyız. O yüzden de ben şu aşamada kurun birdenbire serbest bırakılması veyahut da tam tersi çok daha değerlenmesi gibi bir sonuca gideceğini zannetmiyorum. Ha, mühendislik tarafı biraz soru işareti. Yani orada her şey serbest piyasaya bırakıldı ve bu bir sonuçtur demek çok bence gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Peki. Ama bu politikanın kesinlikle bir etkisi var tabii reel değerlerde. Ama hali hazırda riske yani bardağın boş tarafına değil dolu tarafına odaklanın diyorsun. Lazım, evet. O belirgin durumdan. Hani belirsizliğin olmaması durumundan ya da diyeyim ne malanın diyor. Bence de haklısın yani çünkü pek görmediğimiz bir şey aslında kur tarafında. Ahmet senin dolar TL ile ilgili kurla ilgili bir değerlendirmen olur mu bu noktada? Yani bir defa tabii dolar TL'de özellikle yani kamu tarafının etkisini zaman zaman görüyoruz. Zaman zaman değil yani aslında sürekli görüyoruz son dönem içerisinde. Burada daha stabil daha durağan bir şekilde fiyatlamaların
devam etmesi yönünde bir istek var gördüğümüz kadarıyla da. Tabii bunun farklı etkileri var. Yani bir defa ben de katılıyorum. Yani burada serbest piyasanın kendi içerisinde bu dengeyi bulması çok çok daha önemli ama belki konjektürel olarak hani anlaşılabilir noktası özellikle kur kaynaklı geçişkenliğin biraz daha enflasyon tarafında baskıyı tekrar artırabileceğine yönelik belki piyasada bir bozulma genel fiyatların seyrinde olabilir diye düşünüyorum ki yani biz orada müdahaleci davransak dahi piyasa zaten kendi içerisinde o göreceli olarak fiyatı yukarıda kabul edip işte bir şekilde fiyatları zam bindirme suretiyle zaten onu yansıtıyor fiyatlara. Yani burada ben kontrollü bir şekilde bir miktar zaten 33 seviyelerine geldi. Biraz daha belki yukarı yönde fiyatların yani doların değerlenebileceğini düşünüyorum TL'ye karşı. Ancak bu çok bariz ciddi bir kırılma ya da daha ciddi fiyat hareketleri anlamında bir beklenti değil. Kısmen piyasanın kendi içerisinde denge bulacağı bir seviyede tekrar kamu her iki tarafta da ki rezervler yönünde özleme de katılıyorum zaten şu anda eli oldukça güçlü. Artı son dönemde yürütülen faiz politikalarının etkisiyle özellikle dolarizasyonun zaten iyice şu anda piyasada etkisinin artık az olduğunu biliyoruz. Haliyle burada çok endişe verilecek bir ortam oluşmayacaktır. Ama kontrollü bir şekilde belli seviyelerde kuru dengeli tutmaya devam edecekler diye düşünüyorum. En azından bu yıl sonuna kadar bu politikaların böyle yürüyeceğini varsayıyorum. Peki. Şimdi bir küçük es verelim. Reklamlarımız var ama reklamlardan önce güzel bir röportajı paylaşmak isterim sizinle. İkinci bölümde daha detaylı biz de içeride burada Fed'i, ABD'nin enflasyonunu, seçimleri konuşacağız ama JP Morgan portföy yöneticisi Priya Misra'nın değerlendirmeleri var. Fed'in mesajlarında enflasyon ve büyümeden uzaklaşma olduğunu belirtiyor. Ekonomideki yavaşlamanın daha fazla faiz indirimine yol açabileceğini ekliyor. Buyurun röportajı izleyelim. Arkasından kısacık bir reklama gidelim. Sonra dönelim gelelim küresel piyasalara devam edelim kaldığımız yerden. Evet, biraz aslında bir süredir kaliteli tahvillere dikkat çektiğini biliyorum ama burada biraz önümüzdeki dönemde hem siyasi bir belirsizlik var hem de Fed belirsizliği var ve şu ana kadar sadece teknolojinin satın aldığını gördük. Acaba dün bu değişti mi? Evet, biraz böyle bir durum vardı. Ne zaman kesintiye gidecek, ne kadar kesintiye gidecek ve sonrasında kesintiye gittikten sonra orada yanda duran, kenarda duran bütün o nakit akışı bir şekilde bir şeyleri değiştirecek gibi duruyor. Çünkü Fed'in şimdiye kadar bize söylediği biraz daha fazla iyi veriye ihtiyaçlı oldukları yönündeydi. Ancak şu an harika veriler elimize ulaşıyor ve şu anda baktığınız zaman barınma örneğin sorunuydu ve aşağı yönlü geldiğini görüyoruz ve işte Fed bir şekilde %2'lik hedefe doğru ilerlerken artık burada farklı bir yöne gidiyor yatırımcılar ve bize söylediği Fed'in başka bir şey şu, riskler dengeleniyor gibi duruyor. Yani bir diğer mesaja baktığımız zaman yani Fed'in odağı, yatırımcıların odağı sadece enflasyonda kalmıyor artık, büyümeye de geçiyor ve işte büyüme olacak mı, yavaşlayacak mı, bunu takip edeceğiz ve trendin altına gelecek mi ve eğer gerçekten Fed bir yavaşlama olduğunu görürse o zaman bence burada müdahale edecektir diye düşünüyorum. Ve size şuna gösteriyor, bir hedge yapma fırsatı veriyor. Çünkü o kadar biz enflasyonla ilgili endişeleniyorduk ki yani örneğin işte önümüzdeki dönemde seçimler var. Her ne kadar önümüzde 3-4 ay olsa da bununla ilgili olarak biraz tabii ki burada büyüme yavaşlayacak mı yavaşlamayacak mı bunu takip edeceğiz. Ve bu olduğu takdirde biraz daha fazla faiz indirimine gidebilir Fed. Priya hoş geldin. Şimdi seni burada tekrar ağırlamak çok güzel. Birkaç gün önce kendi aramızda şunlardan konuştuk. Ve tam bir hafta sonra gerçekten de çok önemli bir veri geldi. Bu acaba direkt olarak 7 gün sonra tahvildeki eğrini getirdiğini ne gösteriyorsa ne söylüyor? Evet, bir veri neler değiştirebiliyor? Buna bakıyoruz ama getirisinin dikleşmesiyle alakalı olarak yani
nasıl bir dikleşme var deyince artık ben daha fazla ikna oldum bunun zamanlamasıyla alakalı. Çünkü neden? Fed artık faizde bir faiz indirmeye başlayacak gibi duruyor. Yani Eylül-Kasım ayları zaten geldi. Ve burada dikleşme olduğu takdirde getirerisinde ki bir yandan eğer işte yumuşak iniş senaryosunda %2'lik bir kesintiye gitti diyelim. Ama daha büyük bir, daha fazla bir ekonomik yavaşlama olursa o zaman daha farklı bir kesintiye gidebilir. Ve bir noktada hala faizlerin aşağı gelebileceğine, yani 3 ila 6 yıllıklara bakınca oralarda bir farklılık olabileceğine dair beklentiler var. Yani zayıf veri geldikçe daha fazla faiz indirimi olabileceği beklentileri güçleniyor. Yani %20, yani %3,5'luk bir kesintinin altında gerçekleşebileceğine dair fiyatlamalar var. Yani işte %6'lık bir duruma baktığınız zaman belki de şu anda bazen alımlarınızı yapmanız gerekiyor tahvil tarafında. Çünkü orada tahvil tarafında farklı bir noktayla karşılaşabiliriz önümüzdeki aylarda. Bence şu anda piyasalar ne kadar kaç kere keseceğindense ne kadar keseceğine odaklanacak gibi duruyor. Acaba bu sizin için ne kadar farklılık anlamına geliyor takvim açısından? Örneğin işte daha agresif düşüşlerle alakalı olarak. Evet, bu harika bir nokta. Çünkü burada daha yumuşak iniş senaryosu bu gibi durumlarda biraz az olma ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla burada buna devam edecek miyiz? İşte bu önemli. Ve dolayısıyla biz bütün risk on, yani risk açık modumuzu hemen her yere, aynı yere aloke ediyor muyuz dersek hayır, etmiyoruz. Dolayısıyla burada 10 yıllık tahvil faizi daha ne kadar düşebilir? %3,5 ila %4 seviyelerinde olması gerekiyor ve oradan çok uzakta değiliz. Ben bir noktada biraz riske oynayacağım, koyacağım ama tam olarak bir full risk potansiyeli olmayacak. Burada küçük şirketler önemli olacak. Yani orada mesela Jolt verileri çok önemli olacak, açık iş pozisyonları. Yani 150 bin civarında gördüğümüz veriler tarım içi istihdamda da, bunların hepsi istihdam adına olumlu olacaktır. Ama işte resesyonu daha fazla konuşmaya başlarsak o zaman daha uzun vadeli bir faiz indirim süreci bekleyebiliriz. Biden görevini bırakıp Kamala Harris yerine geçebilir mi? Ve bunlar olduğu takdirde, bu gibi riskler olduğu takdirde, yani siyasi gelişmeler acaba nasıl etkiliyor? Yani burada acaba demokratik olarak demokratların biraz daha farklı bir noktaya geçmesini sağlayabilir mi? Yani bunu bir noktada farklı bir olacağını, bir risk getireceğini düşünüyor musunuz? Evet, siyasi riskler gerçekten çok zor fiyatlamaları dahil edebilmek için. Bundan bir ay önceye gittiğimiz zaman biraz daha bölünmüş bir hükümeti fiyatlıyorduk ve işte sonrasında cumhuriyetçiler biraz daha öne geçmeye başladı ve sonra insanlar mali teşviklere odaklandı. Ve burada mali açıklar daha fazla oluşabilir beklentisi var ve bu olursa o zaman işte ilk verilecek tepki bir cumhuriyetçilerin ve demokratların paylaştığı bir hükümet olduğu takdirde nasıl bir politika işleyebileceğine bakacak. Ve burada sadece bir söylem yok. Çünkü birkaç ay önce çok yüksek enflasyondan, enflasyonun yeniden hızlandığından bahsediyorduk. Sonrasında bir resesyon ihtimali konuşulmuştu. Dolayısıyla burada artık çok farklı fiyatlamalar görüyoruz. Risklerin bertaraf edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha seçimlere kadar çok fazla zaman var. Önümüzdeki dönemde bunları takip etmemiz gerekiyor ve dolayısıyla burada zarar geldi mi siyasi risklerden, bunlara bakacağız. Ama öyle gözüküyor ki demokratlar biraz daha temellerini güçlendiriyor gibi. Eğer demokratlar kazanırsa hem hükümeti hem de başkanlığı, o zaman daha fazla harcama olabilir. Ve işte bu noktada bunların hepsini biz aslında gelecek dönemde seçimlere kadar takip edeceğiz. Daha
dolar TL'de 33.02.91 seviyesini görüyoruz. Euro TL 36.01.75'e işaret ediyor. Başlarken olduğu seviyede dolar endeksi 104.07, euro dolarda 1.09.07 seviyesindeyiz. Viyop'ta da an itibariyle işlemler 12.732 seviyesinden geçiyor. Küresel piyasalar devam ediyor. Şimdi şu euro dolar çok dikkatimi çekiyor. Fed'e gitmeden oraya bir bakalım. Hı hı. Ne oldu da 1.09'un üzerine attık yine biz? Tabii en önemli neden dolar endeksi. Dolar endeksinde 105 kırılamayan bir 105 seviyesi evet. vardı. En son verilerle birlikte hızlı bir düşüş söz konusu oldu. Bu bir. İkincisi de Avrupa Merkez Bankası tabii ki de. Avrupa Merkez Bankası'nın hani silsile halinde mi faiz indirimlerine gidecek yoksa fasılalı diyeyim şekilde mi gideceği halen belirsiz ama muhtemelen ben ilk ya faiz indirimleri geldiğinde aslında asıl beklentim hani arka arkaya geleceği yönündeydi. Avrupa ekonomisinin biraz zayıflığına dayalı olarak ama zannediyorum o şekilde ilerlemeyecek. Bu da euro doları destekliyor tabii. Çok hafif büyüme sinyalleri alıyoruz euro bölgesinden. Aslında bunlar birazcık daha belirginleşirse faiz indirimlerinin ardından euro dolar paritesinin daha önceki yayınlarımızda da hatırlarsan konuşuyorduk yani 1.05'e mi yoksa 1.10'a doğru mu hareketi daha olasıdır dediğimizde daha 1.10'a doğru hareketinin daha olası olduğunu söylüyorduk. Ama bunun için biraz zamana ihtiyaç var diyorduk. O zamanı da dolar endeksi vermiş gibi görünüyor. Ya yani daha doğrusu o zamana ihtiyacı kalmamış gibi görünüyor dolar endeksi sayesinde. Onun için kuvvetli görünümü muhtemelen devam edecektir. Ne zaman ki bir faiz indirimi sinyali yeniden bir faiz indirimi döngüsü diyelim. Söz konusu oldu. Burada bir parça gevşeme görebiliriz. Yani ben hızlıca 1.10'un üzerine atıp devam edecek bir euro dolar paritesi beklemiyorum burada. Aslında o konuştuğumuz bant aralığında hala uzun bir zamandır. Sadece o bantın üst sınırına yaklaşmış durumda. Senin de söylediğin gibi yine aslında oyun kurucu ABD tarafı. Evet. Özellikle o taraftan gelen veriler indirimin Eylül ayı için olasılığının çok yükselmiş olması. Dolar endeksindeki geri çekilmeyle biz euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareket görüyoruz. Ama Avrupa'nın kendi dinamikleri bambaşka tabii. Orada seçimler, seçimlerin arkasından bir koalisyon olmayacağı Fransa'da ve büyümeyle ilgili hala sıkıntılı süreç devam ediyor. Şimdi Ahmet, Fed'in artık Eylül ihtimali kuvvetlendi piyasalar tarafında. Sen birazcık değinmiştin ama içeriden bahsederken biraz daha detaylı bakalım. Hakikaten bu faiz indirimi beklendiği doğrultuda gelebilir mi? Devamı nasıl öngörülür? İşte 1 mi, 2 mi ve ne kadar? Bu soruların yanıtları sende nasıl? Evet, yani bu sorunun tabii yanıtları bende mi bilemiyorum. Yok, sende piyasayı... nasıl? Yani sen nasıl öngörüyorsun? Bende nasıl? Tamam. Ben sende asıl anlayacağım. Ha yok öyle demedim. Sende nasıl yani? Tamam. Sen nasıl yanıt veriyorsun? sende olsa tabii... Amerikan Başkanı seni yaparlar tatlım benim. Ya inanın ben de söylerim yani ne olacaksa bitiyor olmuş olur. Yani tabii özellikle Fed'in uzun süreli bu faizleri yüksek tutmasından sonra aslına bakarsan çok da böyle işler istedikleri gibi gitmedi. Yani bir şekilde bir gelgit çok fazla oldu. Hani bu senenin başına düşünecek olursak işte Mart ayında falan Fed'in faiz indirimine başlayacağına yönelik hani böyle piyasanın inanılmaz bir iştahı vardı. Yani hani inancı vardı diyebilirim. Tabii işler belki öyle gitmedi ama bir noktadan itibaren de artık yavaş yavaş istenilen düzlemde Fed'in istediği gibi sonuçların gelmeye başladığını görüyoruz. Büyüme tarafındaki yavaşlama hissedilir bir şekilde görülüyor. Gelen veri akışından bunu görüyoruz ve daha sevindirici tarafı belki de piyasalar açısından hani o sert iniş olur mu endişesi hayır, yumuşak bir geçişle beraber bunun gerçekleştiğini görünce piyasalar nezdinde bir rahatlamaya da neden oldu. Tabii bir taraftan geçtiğimiz hafta almış olduğumuz istihdam verisi var. Belki bir miktar manşet beklenti üzeri olsa da önceki verilere göre düşük kalmış olması ve yine Mayıs verisinin çok ciddi anlamda aşağı yönlü revize edilmiş olması genel olarak zaten piyasalardaki o beklentileri güçlendirmeye başlamıştı. Tabi bu hafta gelen TÜFE verisi yani dün gelen TÜFE verisi bence son derece belirleyici sonuçlarla geldi diyebiliriz. Burada bir önceki veri 3.3 iken piyasa 3.1 beklerken veri 3 seviyesine geldi. Şimdi bu aşağı yönlü ivmelenmenin bir sonraki aşamada artık 2.9-2.8'lere doğru geleceğini görüyoruz.
Diğer taraftan baktığımız zaman da özellikle alt kalemlerde belki birçok alanda düşüşler söz konusu olabilir enflasyonist baskı anlamında, ama özellikle kiralama ya da gayrimenkul tarafında, çünkü orada ciddi anlamda bir ısrar vardı. Bir türlü o taraftaki verilerde bir düzelme olmuyordu. Kiralama ya da kiracı beklentileri ya da ev sahiplerinin kiralamaya yönelik beklentilerinde de bir düşüş olması bana göre son derece gidişatın olumlu olduğunu gösteriyor. Yine seyahat Amerika'da çok önemli. Özellikle uçuşlarda uçak biletlerindeki %5'lik düşüşler kritik ve burada da ekonomiye dair de yavaşlamanın da bu bir nevi göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ki az önceki değerlendirmelerde de dinledik. Yani bu denli eğer ki yavaşlamanın derinleştiği daha da hissedilecek olursa zaten FED daha hızlı bir aksiyon verme noktasında istekli olacaktır. Tabii şimdi Eylül ihtimali %90'ların üzerinde, 94-95 gibi aşağı yukarı piyasalarda dünden bu yana fiyatlanmaya başladı. Hı hı. Bu arada bugün üfe geldi mesela. Üfeye rağmen piyasa şu anda o beklentisinden en ufak bir şekilde taviz vermiş görünmüyor. Aralık ayı ihtimali yine oldukça yükselmiş durumda. Kasım ayı bir ihtimal diye fiyatlanıyor. Ya burada ben bu yıl için Fed'in iki indiriminin çok büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum bir defa. Yani piyasaya paralel olarak hani bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Veri akışının ve genel olarak zaten Powell'dan gelen açıklamalarda, bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da var Powell'ın konuşması. Bu açıklamalardan da zaten piyasa bu feyzi almaya devam edecektir kanaatimce. Ama Eylül tam bunun başlangıcı mı olur emin değilim. Yani Eylül'de bir şekilde o yönlendirmeyi yapıp Kasım ve Aralık'ta bu aksiyonu alabilirler. Böyle bir ihtimal belki olabilir. Veyahut da evet Eylül'de başlar, Aralık'ta ikinci indirimini yapar ve 2025'te çok daha farklı bir konjektürde işin devamını getirebilir. Fakat burada artık hani kanıksadığımız ya da kesin gözüyle baktığımız özellikle dünkü veriyle beraber önümüzdeki yakın süreçte biz Amerika'da faizlerin indirilmeye başladığını göreceğiz. Bir başka konu bence tartışılması, yavaş yavaş tartışılmaya başlanacak belki bunlar piyasada, ama bu indirim hızı ne olacak? Çünkü evet şu andaki seviyelerden işte 5-15, 5 gibi seviyelerden faizlerimiz aşağı yönlü olarak geri çekildiğini göreceğiz, ama belli bir seviyede tekrar dengede tutarak belki uzunca bir süre faizleri beklenene göre daha düşük ama normal seviye, normal beklenen seviyeye göre daha yüksekte tutmayı da tercih edebilir. Bu da ekonomideki genel aktivitedeki daha doğrusu genel gidişata ya da dengelenmeye yönelik o sürecin sonuçlarına göre bu karar verecektir diye düşünüyorum FED. Burada tabii genel gelişmeler olumlu. Özellikle piyasalar son derece memnun gidişattan. Belki borsaları da birazdan yorumlarız, evet. Ama işin bu tarafındaki gelişmelerin özellikle risk iştahını canlı tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özlem, bugün işte bu Michigan tüketici güveni geldi. Şeye bakıyorum şimdi şurada. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinde de ikinci aydır düşüş var. Yani gerçi hani şey değil, 2.9'a kadar gerilemiş ama yani önemli bir şey. Bizim burada hiç beceremediğimiz, tam tersi o nedenle de sıkıntı çektiğimiz bir konu. Aslında bu da olumlu bir sinyal olarak okunabilir herhalde. Kesinlikle. Amerika'da da önemli bir sorundu. Çünkü böyle 3 seviyesi şey gibi, böyle beton gibi diyeyim. Evet. Bir türlü kırılamıyordu. Algı, yani beklentiler tüketici nezdinde katılaşma eğilimi gösteriyordu. Onun kırıldığını göstermesi açısından çok önemli. Bundan sonra yani bizlerin de, benim de mesela, yani hani 3.5'ta takılması söz konusu olabilir, 3'te takılması söz konusu olabilir gibi yorumlarımız vardı. 3 o anlamda, hani 3'ün altına kalıcı olarak geçmesi için birkaç faktörün bir arada olması gerekiyor. Şimdilik veriler daha belirgin bir yavaşlamaya, yani üst üste ekonomik aktiviteye dair veriler, İstihdam tabii başta olmak üzere zayıflamayı işaret ediyor. Bir resesyon olmasa da. Artı bir de beklentiler işte en önemli iki tane konu enflasyona yardım ediyor. Şimdi biraz daha ikna olabiliriz enflasyonun ikiye doğru hareket edebileceğine dair. Benim bu sene için faiz indiremeyebilir beklentim vardı geçen senenin sonundan itibaren. Bunun nedeni de çok kuvvetli bir ekonomi var ve en ufak bir destek attığınız anda, yani faiz indirme veya
faiz indirimi söylemi bile hemen enflasyonu tetikleyecek nitelikteydi. Şimdi zannediyorum o noktadan çıkıyor ekonomi. Hem beklentilerle hem de reel yavaşlamayla birlikte. O anlamda ikiye doğru hareketin başladığını diyelim. Yani o katılıkların bir parça geride bırakıldığını ve de faiz indirimlerinin de bu sürece daha hani zarar vermeyecek nitelikte olacağını düşünebiliriz. O zaman yılbaşındaki fikrin artık değişmiş. Yılbaşındaki fikrim biraz değişti. Evet, yani şöyle bir söylemim oluyordu. Hani olursa da son çeyrekte olur gibi. Eylül'de hani son çeyrek diyelim. Eylül'de başlaması. Sonrasında devam edip etmeyeceğiyle ilgili zannediyorum Eylül'le verilen reaksiyon belirleyici olacak. Enflasyonun nasıl reaksiyon vereceği belirleyici olacak. Yani Eylül artı Aralık bana da en olası gibi geliyor ama belki de Aralık'ı ötelemesi söz konusu olabilir. Eğer birdenbire beklentiler yeniden canlanırsa, faiz indirimi başladı diye fiyatlama davranışı bozulursa. Peki, şimdi hisse senedi piyasaları aslında pek bakmıyor ne Powell'a ne verilere. Epeyce bir uzun zamandır aldı başını gidiyor. Tamam, işte bu hafta biraz kar realizasyonu gördük vesaire ama işte o muhteşem yedilinin gazıyla diyelim ya da öyle ya da böyle bir şekilde Amerikan hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz ve beklentiler aslında devamının da geleceği yönünde. İşte şimdi yine bir tür rally'den bahsediyoruz. Tabii bilanço da gelmeye başladı. İşte başlarken aktarmıştım JP Morgan'ın, Citigroup'un, Wells Fargo'nun. Baktığımız zaman yani çok kötü değil o bilançolar. Bugünkü iyimserliğin devamını sen de bekler misin? ABD hisse senedi piyasalarında bundan sonraki yol nasıl bir yol sence Ahmet? Yani genel olumlu hava devam ediyor. Tabii ki dün özellikle TÜFE verisinden sonra bir yeni rekorlar geldi ama orada bir kar realizasyonuyla karşılaştık. Tabii normaldir bu tür gelişmeler. Çünkü özellikle son 10 gün içerisinde belki 6-7 kere, 8 kere rekor tazeledi borsalar. Hep bu beklentiyle beraber. Yani bir defa özellikle Amerika'da hisse bazlı karlılık beklentilerinde çok ciddi anlamda yukarı yönlü revizeler var. Yani sene başından itibaren bakacak olursak, yani Fed'in politikaları, her türlü makro gelişmeyi bir kenara koyalım. Bu yönde yapay zeka hikayesini bunun içine katacak olursak çok ciddi anlamda bir iştahın bu yönde desteklendiğini görüyoruz. Sene başında örneğin hisse başı karlılık beklentileri %11.2'lerdeyken bu Haziran ayı itibariyle 11.3'lere çıktı. Genel olarak ABD'deki işte raporlar, gelen raporlar ya da arıtçı kurumların genel oranlamasındaki al tavsiyesi Haziran ayında %1'lik, 2'lik yukarı yönlü revizeler yapıldı. Yani o yükselişe ya da geçtiğimiz sene aşağı yukarı Ağustos ayında başlayan o tırmanış serisine bir şekilde devam edileceği yönde zaten beklentiler var. Ben buradaki bu faiz indirim döngüsüne girilmesiyle beraber de sürecin destekleneceğini düşünüyorum. Tabii kendi içerisinde farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle faizin indirileceği süreci dair, ki bugünkü fiyatlamalar ve dünkü fiyatlamalarda bunu gördük. Biraz daha belki faiz hassasiyeti olan şirketlere düşük kalmış, daha geride kalmış küçük sermayeli şirketlere yönelik şu anda bir eğilimin daha çok borsalar nezdinde olduğunu görüyoruz. Ama orada yapay zeka hikayesi var. Bu yapay zeka hikayesinin sağlık sektörü başta olmak üzere ulaştırma birçok alanda bir şekilde hayatımıza girdiğini ve girmeye devam ettiğini görüyoruz. Haliyle bunların şirket karlılıklarını, performanslarını ciddi anlamda katkı sağlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Az önce ifade ettim, hisse bazlı karlılık oranlarının yükselişi beklendiği gibi özellikle teknoloji tarafında bu oranlar %20'lerin üzerine çıkmış durumda. Yani toparlayacak olursam burada her şeyin ötesinde zaten olumlu bir hava, olumlu bir gidişata yönelik genel iştahın yüksek olduğu aşikar. Tabii bu rally sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka belli yerlerde hem genel politikalardaki gelişmelere paralel olarak yavaşlamalar, hız kesmeler ya da zaman zaman düzeltmeler söz konusu olabilir. Ama biz 2024 sonuna kadar ve hatta 2025 içerisinde ben işin aslı hisse senedi tarafına dair beklentilerimi pozitif tutmaya devam ediyorum. Yani S&P ya da Nasdaq ya da Dow Jones, yani herhangi bir şekilde bir zirve hedefi vermemiz çok zor. Fakat peyderpey genel gidişatın
bu anlamda olumlu bir şekilde devam edeceği düşüncesindeyim. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Ahmet değerlendirmelerin için. Süremizin de sonuna gelmişiz bile. Özlemciğim, gelecek haftada beraberiz, artık bitti tatiller, evet, diye bitti, düşünüyorum. Bitti. İyi, yani bir süre sonra yeniden çıkabilirsin. Bir süre bir süre bir arada olalım diyorsun. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sevgili Ahmet Uluhan, sevgili Özlem Derici Şengül'le yine çok keyifli bir küresel piyasaları da tamamladık. Şimdi gelin önce rakamlara bakalım. Nasıl piyasalarda tamamlıyorlar günü görelim haftanın son işlem gününde. Dow Jones ve S&P'de yukarı yönlü hareketin kapanışa yakında devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen böyle bir yeşillikli, şenlikli kapanış olacak. 0.62'lik bir prim Dow Jones'ta 40.000'in üzerine attı endeks. S&P 500'de de 5.615 seviyesinin hafifçe üzerindeyiz. Orada da 0.55'lik bir prim var ve VWAP'ta günü 0.16'lık bir primle 12.730 seviyesinden kapattı. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi günü biz tatiliz. 15 Temmuz ama dünyada öne çıkan yine veriler, takip edilecek konular var. Çin'den konut fiyatları, büyüme verisi, sanayi üretimi verisi, işsizlik oranları, perakende satışlar gibi çok önemli veriler gelecek. Haziran ayı rakamları. Almanya'dan küresel piyasalar perakende satışları ve Euro bölgesinden de sanayi üretimiyle Euro Group toplantısını takip edecek. Salı günü biz de yeniden işe dönüyoruz. İçeride saat 10 itibariyle hizmet üretim endeksi ve tarım üfe verilerini karşılayacağız. Saat 11'de de bütçe dengesine bakıyor olacağız. Euro bölgesinden ZİV beklenti anketi gelecek. Temmuz ayı rakamları ve Amerika'da çekirdek perakende satışlar verisini yine Salı günü 16 Temmuz'da karşılıyor olacağız. Çarşamba gününe gelindiğinde İngiltere'nin enflasyon verisi var. İçeride konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksini göreceğiz. Diğer yandan yine Türkiye'de özel sektörün yurt dışı kredi borcunu takip edeceğiz. TÜFE verisi Euro bölgesinden tıpkı İngiltere'de olduğu gibi enflasyon verisini Avrupa tarafında alacağız. Amerika'da da hem 5 kitabı takip edeceğiz hem de sanayi üretimi verileriyle konut başlangıçları verilerini alıyor olacağız. Perşembe gününe geldiğimizde İngiltere'de işsizlik oranı verileri var. Bizde içeride kısa vadeli dış borç, yüksek öğrenim istihdam göstergeleri ve haftalık rezerv işlemlerini karşılayacağız. Perşembe önemli bir gün. Euro bölgesinden faiz kararını takip edeceğiz ve yine Euro bölgesinde ECB Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı var. Onu yakından takip edeceğiz. Amerika'da da işsizlik maaşı başvuruları verisi gelecek. Bu da yine piyasalara açısından önemli bir veri. Bakalım Moody's'den ne gelecek? Haftayı tamamlarken yakından takip ediyor olacağız. 19 Temmuz'da aynı zamanda Japonya'dan ulusal TÜFE verisini, İngiltere'den perakende satışlar verisini, Almanya'dan ÜFE verisini takip edeceğiz. İçeride ise uluslararası yatırım pozisyonu Mayıs ayı verilerine, tarımsal girdi fiyat endeksine ve yine içeride haftalık yabancı DTH işlemlerine bakacağız. Dolu dolu bir hafta yine bizi bekliyor. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya Salı akşamı yeniden burada küresel piyasalarda Bloomberg HT ekranlarında buluşmak üzere. İyi geceler dilerim.